Nasıl gidiyor hocam karantina? Valla işte ne derler, arada bir yürüyüş yapıyoruz boş günlerde, diğer boş zamanlarda, diğer zamanlarda evdeyiz. Pek dışarı çıktığımız yok. Onun için de riskli gruptayız çünkü 60 yaş üstündeyiz. Doğru. Onun için de çok fazla dolaşıp gezemiyoruz. Öyle bir şansımız yok zaten. Kendimize bakmaya çalışıyoruz. Aman hocam dikkat edin. Hocam az önce biten maç Antalyaspor Trabzonspor izlediniz mi Süper Lig? Valla Öncesi. ilk devresini izleyebildim. İkinci devreyi izleyemedim. 1-0'da en son sonuç olarak da bir şeyimiz olmadı her şeyde. Ben de Neden yayın için izleyemediğimi kapattım. sor neden izleyemediğimi sorarsan ikinci devreyi, kar sebebiyle şu anda yayında olamadığı için ikinci devre yayınımız bozuldu. Bayağı kar var Bursa'da. Onun için Ha, doğru. ikinci yarıyı seyredemedim. Ne oldu, maçın Doğru. sonucu ne oldu? Maç 1-1 bitmiş. Ben de yayın öncesi kapattım bir sürekli de. 1-1 olmuş, 1-1 bitmiş. Hayırlısı olsun diyelim ya. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Sizce kim şampiyon olur bu sene? Ya şu anki tabloda görüntü olarak baktığınızda yukarıdaki takımlar yani çok iyi iyi oynayanlar var mı dersiniz? Veya işte o tür bir sıralama yaparsak Alanya en iyi oynayan ekiplerden bir tanesi gibi gözüküyor ama şampiyon olur mu dersiniz? Bence olmayacak. Olamaz yani. Yine Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe çok mu iyi oynuyor? İyi oynamadan maç kazanıyor. Şanslı diye düşünüyorum. Beşiktaş baktığınızda çok mu iyi oynuyor? Çok iyi oynamadan maç kazanıyor. Galatasaray da aynı şekilde. Yine yani üç büyüklerin büyük şansı olduğunu düşünüyorum ben. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe üçünden bir tane birinin olacağını düşünüyorum. Senenin sonunda şampiyon olarak çıkacağını düşünüyorum. Yani üç büyüklerde de tam bir şeyler oturmuş değil ama yine de bir şekilde kazanıyorlar ve ilk sırada yer alıyorlar şu anda. Aynı fikirdeyim. Üçü de aslında üç takım da çok iyi oynamıyor. Beşiktaş biraz daha diğerlerine göre oranla biraz daha iyi gibi ama yani Fenerbahçe'ye baktığınızda hakikaten çok dağınık bir şekilde devam ediyor oynamaya ama maç kazanıyor. Böyle olunca da tablo olarak görüntü bu üç büyüklerden bir tanesinin şampiyon olacağı gözüküyor. Ama en iyi top oynayan kim derseniz bence Alanyaspor. Bir sürpriz yapmaz mı peki hocam Alanyaspor veya Hatay Gaziantep? Ben yapabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü neden diye soracak olursanız ülkemizde siz de biliyorsunuz ki çeşitli şeylerle baskıyla, basın baskısı yönetim baskıları üç büyüklerden bir tanesi gibi birinden birinin olması dan tarafa diye düşünüyorum ben. Anadolu'dan çok şampiyon çıkmıyor biliyorsunuz. Geçen sene Başakşehir'i Anadolu'dan sayarsak çok iyi oynuyorlardı. Hakikaten baktığınız zaman futbol adına iyi işler çıkardılar geçen gün. Ve geçtiler üç büyükleri. Geçmişte de Bursaspor biliyorsunuz o dönem itibariyle bir dönem çok uğraşarak geçti. Ama Evet. ben bu dönemde şu anda baktığınızda işte Alanya'nın hakikaten iyi oynadığını düşünüyorum. Antep'in yani hemen sorunlar çıkıyor biliyorsunuz bu tür Anadolu takımlarında yukarıya doğru giderken de. Yani başarı ve başarısızlıklarda da çok büyük sorun oluyor ama başarılarda da büyük sorunlar yaşıyorlar. Yarın öbür gün ben yani Alanya'da da o tür sorunları bekliyorum olabilir var. Gaziantep'te zaten çıktığı antrenörle olan biliyorsunuz ayrılık Tamam. sebepleri. Şimdilik. Geçen sene mesela Sivas çok uğraştı ama bir yere kadar gelebildi. Onun için Anadolu'dan şampiyon çıkması çok zor gibi gözüküyor bana. Maalesef öyle hocam. Yarın derbi ne olur hocam? Beşiktaş Galatasaray maçı var. Var mı fikriniz? Ben berabere biter diye düşünüyorum bu maçın. Çünkü neden diye soracak olsanız ağır zemin olacak. Çok fazla futbol oynama şeyi yani yüksek olmayacak. Böyle olunca sadece mücadeleye kalacak. İş mücadeleye kalınca da her iki takım da hata yapmamaya yani yenilmemeye çalışacağı için ben büyük ihtimalle berabere bitebileceğini düşünüyorum. Peki. Birinci lige geçelim hocam. Takip edebiliyor musunuz birinci lige? Çok piyasa bir yarış var şu an. Takip edebiliyorum bu arada. İşte Sakarya'dan ayrıldıktan sonra maçları seyrediyorum. Süper Lig, birinci lig bütün maçları seyrediyorum. Sizce Takip kimler edebiliyorum. çıkarttı? Nasıl anlamadım? Süper Lig'e sizce hangi takımlar çıkabilir? Şu an için Valla biraz erken. görüntü olarak baktığınızda Adana Demirspor gibi gözüküyor. Birinci aday. Çok transfer yaptı. İşte şöyle oldu, böyle oldu diye. Ama geçen yıl da aynı şeyi yaşadı Adana Demirspor. Böyle yani baktığınızda
Çok transfer yapıp, çok iyi transferler yapıp şampiyon olacak diye bir kaide yok. Ama benim yine favorilerimden bir tanesi Adana Demirspor. Bu arada Giresun takımı bir takım bütünlüğü içerisinde oynuyor. Adaylarımdan bir tanesi de Giresun olacak yani şey için. Diğer arkadan gelen takımlar var. Mesela şimdi Samsun takımı çok kaliteli bir takım olmamasına rağmen, futbolcu kalitesinin çok yüksek olmamasına rağmen iyi puanlar topladılar. Bu arada da devre arasında eğer güçlendirirlerse büyük aday olabilirler. Dünyasının üstekini aldılar hocam. Sivas burada. Ama işte gelen oyuncuların da bu takım bütünlüğü içerisinde eğer katkı verirlerse Samsun takımı da bu grubun içinde olur diye düşünüyorum ben. Alttan gelen takımlarda şimdi mesela baktığınız zaman Keçiören takımı hakikaten çok derli toplu bir takım oyunu oynamaya çalışıyor ama yani zannetmiyorum yani şey olabilecek, üste çıkabilecek gücü olduğunu düşünmüyorum. Bunlara takiben mesela Bursaspor takımı genç olmasına rağmen inanılmaz bence iyi puanlar topluyorlar. İstanbulspor takımı bana göre dördüncü şeylerimden yani adaylarımdan bir tanesi. İstanbulspor takımı takım oyununu oynayarak, doğru oynayarak, genç oyuncuları da iyi monte ederek o ilk üçünün ardından dördüncü olarak aday gösterebileceğim takımlardan bir tanesi. Ve altlardan gelebilecek takımlarda, playoff için gelebilecek takımlarda mesela Bandırmaspor gelebilir diye düşünüyorum. Futbolcu kalitesi yüksek ama baştan çok büyük zorluklar yaşadılar. Daha sonra toparlanıp gelmeye çalışıyorlar. Bursaspor takımı playoff'a gelebilir mi diye düşünüyorum. Genç olmaları biraz dezavantaj gibi gözüküyor ama uğraşıyorlar. Yani üstte 8-9 takım playoff için ve şampiyonluk için uğraş verecekler. Hatta 10 takım. Altta da küme düşmeme adına baktığınızda işte Ankaraspor, Eskişehirspor, daha sonra Akhisar ve akabinde Balıkesir, akabinde Adanaspor'da ve Bolu da o grubun içinde gibi gözüküyor. Onlar da kümede kalabilmek için gerekli çabasını sarf edecek diye düşünüyorum ben. Yukarıdaki takımlarda şampiyonluk bir playoff için dediğim gibi 10 takımın bir şeyi var diye düşünüyorum. Şansı var. Balıkesirspor'la Bandırmaspor'u soracaktım. Şampiyonluk yaşadığınız kulüpler. Onlara da bir değindiniz. Balıkesir bu sene maddi zorluklar yaşadı. Transferi son gün açtı. İlk yarı boyunca baktığınız zaman çok yani başarılı olmadı. Devre arasında bilemiyorum transferi açarlar mı? Açarlarsa işte onlara da oyuncu gerekiyor. Ve maddesel olarak biraz daha zor durumda oldukları için de işleri kolay değil. Ben ligde tutunabilirlerse mutlu olacağımızı düşünüyorum kendi adıma bir. İkinci bir şıkta kolay bir iş değil. Ama bu devre arasını iyi değerlendirirlerse ligde kalabilirler diye düşünüyorum. Bandırmaspor takımının da işte baştan kötü başladığını ama daha sonra bu Covid o illeti onları biraz zorladı. Ama şu andaki tabloları iyi. Kadro kalitesi de, kaliteleri de çok yüksek. Ben daha iyi iş bekliyorum. Yani ikinci devrede de ben playoff'ta olabilirler diye düşünüyorum Bandırmaspor için. Hocam şimdi ikinci lig ve Sakaryaspor'a geçeceğiz. Sakaryaspor'la ilgili de çok sorular geliyor alttan. Bazılarını sormaya çalışacağım gördükçe. Sakarya'dan da çok selamlar var. Köln'den falan size selam söylüyorlar bu arada. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hocam Sakaryaspor'la başladınız sezona ama Sakaryaspor'la olmadı bir türlü. Neden olmadı? Ya şöyle tabii 2 kere 2'nin 4 etme diye bir dalda yarışıyoruz. Yani böyle. Bizim meslek böyle bir meslek. Sene başında ben de baktığınızda çok doğru transferler yaptığımızı düşündük. Doğru bir takımı kurulduğumuzu düşündük. Ama bizim dönemimizde baktığınızda beraberlikler ve yani 2 tane 3 tane berabere kaldığınız zaman başarısızlık olarak niteleniyor. Baktığınız zaman başarısız gibi gözüküyoruz. Böyle olunca da ayrılmak zorunda kaldık. Bir de Bodrum maçı sonrasında ayrılmak zorunda kaldık. Ama ben o Sakaryaspor takımının iyi bir takım olduğunu düşünüyorum yani takım olarak. Benden sonra zaten baktığınızda 8 maçın 6 tanesi kazandı yanılmıyorsam. Yarın da bir maçları var. İnşallah onu da kazanırlar. Ya bu grupta yine söz sahibi takımlardan bir tanesi. Ama rakibimiz olan Eyüp kaybetmedi. Kaybetmeyince de ilk kazanınca tabii puan olarak biraz daha geride kaldılar.
Ama şu var ki Sakaryaspor takımı genel anlamda baktığınızda şu anki takımı bu sezon sezonun sonunda mutlak surette zaten playoff sorunu yaşamayacaktır. Ama Eyüp takılmadığı sürece işleri kolay değil. Eyüp takılırsa yine ikinci aday, oradaki ikinci aday Sakaryaspor takımı bence. Ya bizim de bazen şanssızlıklarımız oluyor futbolda. Ha, teknik adam olarak da başarılı olmak için gittik. Geçmiş dönemde de benim orada tabii çalıştığım için başarılarımız da var. Becerebileceğimizi düşündük ama bazen bazı şeyler rayında gitmiyor. İyi bir takım olmasına rağmen doğru bir konuşlandırma yapamadık herhalde. Burada da cezasını kestik kendimize. Ayrılmak zorunda kaldık. Bazen başarısızlıklar oluyor ama o takımın ben şu anda Sakaryaspor takımının iyi takım olduğunu düşünüyorum. Senenin sonunda yine bir şekilde bir üst çıkabilmek için bütün gücünü sarf edeceğini düşünüyorum. Senenin sonunda inşallah buradan yine onlara da sesleniyorum. Başarmak için gerekli tüm çabalarını sarf etsinler. Büyük ihtimalle de önümüzdeki yıl bir üst ligde olacaklarını düşünüyorum ben. İnşallah hocam. Sakaryaspor, Kocaelispor bu tip takımların yerleri ikinci ligde kesinlikle. Aynı fikirdeyim. Alt ligdeki bu tür takımları görmek istemiyoruz. Daha bunları hepsini üst ligde görmek istiyoruz. Çünkü onun için çok sene başında ben de çok istiyordum bu takımı. Yani devamlı her maçı kazanalım ama futbolda bazen işte her maçı kazanamıyorsunuz. Mesela geçmişte de 13 maç oynuyoruz. 12'sini kazanıyorsun. Birinde berabere kalıyorsun ama o beraberlik sizi baktığınız zaman başarısız olarak addediliyor. Ne yazık ki futbolda bunları var. Bu sene Sakarya'da yaşadığımız olay o değildi tabii ki. Baştan biraz kötü gittik. Beraberlikler ve mağlubiyet olunca da işler kolay olmuyor tabii ki. Çünkü mutlak başarı bekleniyor. Mutlak başarı beklenen yerde de mutlaka başarılı olmak zorundasınız. Hocam tatangalar sizden selam bekliyormuş. Yorumlar atıyorlar. Selam söylerseniz. En büyük şanssızlığımız benim kendi adıma söyleyebilirim. En büyük şanssızlığım seyircinin olmaması, tadangaların orada olmamasıdır. Onlara buradan selamlar, sevgiler sunuyorum. Onlar olsaydılar bunların hiçbiri olmazdı. Biz içerideki bütün maçları da 3'er puanla tamamlardık. Hatta dışarıdaki maçlarda da çok büyük destek oluyorlar. Ve seyirci baskısı olmayınca oyunculardaki o motivasyon daha düşüyor. Onu yaşadık. Onun için de benim adıma büyük şanssızlık diye düşünüyorum. Seyircisiz olması, tadangaların olmaması benim adıma çok büyük şanssızlıktı. Bunu Seyirci söyleyebilirim. sorusu hocam size. Efendim? Futbolcular sizi dinlenmek için mi oynamadı demiş Berker. Ya bu tür şeyler, söylemler, şimdi başarısızlıklar olunca çeşitli söylemler olur. Her türlü şeye açık tabii. Ucu açık bir durum. Şimdi kalkıp buradan İşte futbolcular oynamadı. Yönetim şöyle yaptı, böyle yaptı dememizin bir anlamı yok. Demek ki dizaynı doğru yapamamışız. Bir yerlerde hata yapmışız. Futbolcular hata yapmış, yönetim hata yapmış, bizler hata yapmışız. Ama hataların sonunda biliyorsunuz ilk kurban teknik direktördür. Maalesef. Biz de cezasını gördük yani. Ne oldu? Bu sene belki bu takım şampiyon olacaktı. O başarı ben elde edecektim başında olarak ama senenin sonunda yine inşallah çıkarlar, başarılı olurlar ve bir üst lige çıkarlar. Ben de bununla çok övünürüm diye düşünüyorum. Ama yine tekrar ediyorum, çok büyük şanssızlığımız taraftarın olmaması, tatangaların orada olmamasıdır. Kesinlikle. Hocam o konuda ben de çok karşıyım. Hatta daha önceki yayınlarımda diğer teknik direktörlerle de bu konuyu söyledim. Yani 3-5 mağlubiyetle bir hocanın gönderilmesi bence çok saçma. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela bir kulüp istediği kadar teknik direktör değişebilir ama teknik direktör 3. takımı çalıştıramıyor. Aynısı kulüpler için geçerli olsa zaten bu kadar da kolay teknik direktörler gönderilmez bence. Bu konuda bir değişiklik olması gerekir. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ben size bir örnek vereceğim şimdi o zaman. O çok güzel bir yere değindiniz. Ben şimdi 2012 yılında Balıkesirspor'a gittiğimde devre arasında iki maç vardı. Başınızı ağrıtmazsam güzel bir hikaye anlatacağım çünkü. Buyurun hocam dinliyorum. İki maç vardı. İki maç kala gittim. Son iki maçtan birini kazandık, birini kaybettik. Devre arasında lider olarak zaten takım liderken gittim ben takım başına. 15. maçta. 16 ve 17. maçta. 16. maçı kazandık. 17. maçta içeride kaybettik. Kaybedince 15-20 günlük bir süre olunca da ben hem oyuncuları hem kulübü hem şeyi hiç tanımıyordum. Tanıma fırsatı buldum. Devre arasında işte yöneticilerle oturduk, başkanla oturduk. Dedik ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Bu takımı
Dedim ki bana güveniyor musunuz? Siz güveniyoruz dediler. Hiç sorun yok. Ne istiyorsan onu yap dediler bana. Ben takım içerisinden 4 tane oyuncu için bunlarla çalışmak istemiyoruz dedi. Devre arasında onları gönder yani bir başka takımla anlaşsınlar. Önümüzdeki dönem düşünmüyoruz dedik. Bu önemli oyunculardı bir de. Takımdaki önemli oyunculardı. Çeşitli sebepleri var tabii bizim de ayrılmamızın. Neden diye soracak olsam. Bu takımda onlarla beraber olduğumda başarılı olamayacağımı hissettim ben kendi adıma. Böyle olunca da bunu da yönetime sundum. Başkana sundum. Sağ olsunlar hiç kırmadılar. Ve yerine de 3 tane transfer yaptık. 3 tane oyuncu transferi yaptık. Devre arasından sonra bu takım sezonu bitirdi. Şampiyon oldu çıktı. Bir sene sonra yine takım kuracağız. Yine başkan yöneticiler oturduk. Bana güveniyor musunuz dedim. Güveniyoruz dediler. Tamam o zaman dedim. İlk önce mali bir tablo yaratalım. Ona göre de hareket edelim. Tamam dediler. Ne yapmamız lazım diye sordular. Dedim ki 400 bin o dönem 2013-2014 sezonu yanılmıyorsam. Dedim ki 400 bin liranın üstünde 1 lira futbolculara vermeyeceksiniz. Nasıl dediler? Yani şu anda işte bazı oyuncuların şeyi artıyor yani 400'ün üstüne çıkıyor. O zaman gitsinler dedim. İstemiyoruz. Kim olursa olsun istemiyorum dedim. Gitsin. Bir mali tablo, mali disiplin dediğimiz her oyuncuya belli bir rakam. Tabii ki bu 400'ün altında olanlar var. Ama üst limit 400 dedik. Bana dediler sen ne istiyorsun? 401 bin lira dedim ben. Nasıl yani dediler? 1000 lira fazla olsun dedim şeylerden. Tüm oyuncular yani orada para alacak oyunculardan bir lira fazla olsun. Niye bunu söylüyorsun dedi. Genel müdürü 1 lira fazla alıyor. Ne var bunda dedim. Şimdi baktığınız zaman genel anlamda futbolcular çalışan, uğraşan, işçiler gibi göz şeyinde, pozisyonda. Siz bunun başına bir tane genel müdür getiriyorsunuz. Genel müdür futbolcudan az para alıyor. Böyle bir tablo olabilir mi dedim. Uygun gördüler. Bazı oyuncuların işte 400'ün üstüne çıkıyormuş. Onların hepsini fikslediler. 400 yaptılar. İşte 350 alan var, 300 alan var. Neyse yani belli bir şey disiplini. Hiçbir iddiamız da yok sezon başında. Ligde kalalım, bir üst ligdeyiz çünkü. Ligde kalırsa yeterli dendi. Ama öyle bir başladı ki bu takım. Başladı 5'te 5 galibiyetle başladı. 6. maç kaybetti, 7. maç, 8. maç gene kazandı, devam etti. Devre arası olunca ya dedi ki bu takım yani yukarı doğru gidiyor, şampiyon olacak herhalde. Dediler ki devre arasında takviye yapabilir miyiz? Mesela gitmek isteyen oyuncular oldu. Hiç sorun yok dedim ben. O dönemde Caner Attar olaylı bir şeyle Ankara Spor'a gitti. Yerine oyuncular aldık. Bir tane bir sol bek aldık, bir sağ bek aldık. Yani hep bizim o kafamızdaki şablona göre ben bunu alalım dedim. Çocukları tanıdığımdan da değil ama görüp seyrettiğim, bildiğim oyuncular hepsi dışarıdan. Aldık, senenin sonunda bu takım şampiyon oldu. Ve Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'e çıkınca işte benimle anlaşmayı düşünüyor yine yönetim. Ama yönetim kargaşası başladı. Şeyde seçimlerde belediye başkanlığını kaybetti. O kulüp başkanındaki başkanımız başkan yardımcısıydı. Belediye başkan yardımcısıydı. Böyle olunca işler biraz karmaşıklaştı. Yönetim bazında ayrılıklar ortaya çıktı. Sonuç olarak benimle anlaştılar ama ben hoca başkanı bir aradım bir gün. Başkanım neredesin diye. Ben Arjantin futbolu seyrediyorum dedi. Allah Allah dedim ben. Yani Süper Lig'e çıkınca yönetim, taraftar, basın, herkes çok bilmeye başladı. Vali futbolcu transfer etmeye çalışıyor. Emniyet müdürü futbolcu transfer etmeye çalışıyor. Bir baktım ki ipler elimizden kaçtı. Her şey bir tarafa darmadağın oldu Süper Lig'e çıkınca. Neden? Belli bir maddi tabii gelir var. O geliri alınca herkes şey haline girdi. Bu işi ben öğrendim. 2 yılda üstte şampiyon olunca herkes öğrendim dedi. Ve ne yazık ki Süper Lig'de 9. maçtan sonra ayrılmak zorunda kaldım. O takım da o sezon tekrar geriye küme düştü. Burada anlattığım olay ne biliyor musunuz? Bir teknik direktörünüz var. Ona inanıyorsunuz. Onun söylediklerini yapıyorsunuz ve devam edip gidiyorsunuz. Ve 2 yıl içerisinde hatta 1,5-2 yıl içerisinde 2 tane şampiyonluk yaşıyorsunuz. Süper Lig'e çıkıyorsunuz. Bu sadece ve sadece o dönemin yönetiminin bana verdiği değerden kaynaklanıyor. Süper Lig'e çıktığınız zaman işte ne değerimiz kaldı ne şeyimiz kaldı. Her şey değişti bir anda. Ve sonucunu görüyor musunuz? Sonucunda o sene küme düşüyorsunuz. Burada evet. Bunu neden anlattım? Anlatmamın tek sebebi biraz evvel bütün o sorduğunuz sorulara cevap. Teknik direktör isterse kimi getirirseniz getirin. Sizin doğru bir takımınız yoksa, işleyen bir iskeletiniz, yapınız yoksa, o parçaları doğru bir şekilde konumla konuşlandıramıyorsanız,
Her gün işte hoca bilmiyor, futbolcu biliyor, yok yönetici bilmiyor. Bu dedikoduları yaparsanız sonuç itibariyle başarısızlıklar ortaya çıkıyor. Ki kulüplerin birçok batarı da bu yüzden zaten. O transferi yapalım, bu transferi yapalım. Ya transfer yapmakla bir yere varamazsınız. Doğru transfer yapmanız lazım. Uygun parçaları bulmanız lazım. Uygun parçaları bulmazsınız, boşuna transfer yapmış olursunuz. Şu andaki bizim ülkedeki en büyük, en kötü olay bu. Taraftar istiyor, doğru, haklılar ama şu var. Taraftarı şeyde tutabilecek, dizaynda tutabilecek bir başkan, onları mutlu edebilecek bir başkan, nasıl? Doğru transferi yapabilecek bir başkan. İlla ismi var, cismi var diye alınması gerekmiyor. Ona ihtiyaç var mı yok mu? Elinizde iki tane sağ kenar oyuncusu var, ön oyuncusu var. Üçüncü oyuncuyu almaya çalışıyorsunuz. Size doğru oyuncu hangisi? Bunların her Doğru. gün hesabını, kitabını ne başkan ne yöneticiler yapıyorlar. Şu anda bizim ülkede biliyorsunuz menajerler ellerindeki futbolcuları verebilmek için gerek tüm başkanlarla bağlantıları çok yüksek. Şey için bunu tabii menajerleri kötüleme adına söylemiyorum. Onlar da kendi işini yapıyorlar. O futbolcuları bir yerlere vermeye ve transfer yaptırmaya çalışıyorlar. Onlar da haklılar kendi adına. Ama bir kulüpte kulüp başkanı, yöneticiler, teknik direktör aynı kafada değilse, birlikte düşünmüyorlarsa, birlikte o taraftarı, o oyuncuları eğer doğru dizayn edemezlerse asla ve asla ben bir takım başarılı olacağına inanmıyorum. İkinci bir şey, bizim ülke futbolunun da düzeleceğine inanmıyorum. İnanmıyorum kesinlikle. Neden? Çünkü 3 günde bir ya yani 3 ayda bir teknik direktör değiştireceksin. İşte 6 ayda bir 10 tane futbolcuyu göndereceksin, 10 tane futbolcu getireceksin. Öyle takım olmaz ki. Bir takım da şimdi siz Avrupa'nın şeyde örneklere bir bakın. Sezon, yani devre arasında bir tane oyuncu alırlar en fazla. Sezon başında 3 tane veya 4 tane oyuncu alırlar. Hocam Kalkıp da Ankaraspor'u 4 hoca değişti. Şanlıurfaspor 5. hocasıyla başladı. Yarın 5. hocası çıkıyor maça. Yani çok garip hakikaten. yani şimdi şey, ne olacaksın? Hoca mı oynayacak? Yani yarın hoca çıkıp oynasa tamam sorun yok ama hoca oynamayacak. Hoca sadece doğru dizayn etmeye çalışıyor. Doğru yön vermeye çalışıyor. Ha olur mu olmaz mı? O futbolcular onu yapabilir mi yapamaz mı? O da tartışılır zaten. Şimdi ben Sakarya'dan ayrıldım. Ayrıldıktan sonra altyapıdan hocamız geldi. Baktığınız zaman 8 maçta 6 maçını kazandı. Şimdi ne, elinde sihirli değnek mi var şeyin? Gelen hocanın. Ben size soruyorum. Benden sonra 8 maçın 6 tanesini kazandı bu takım. Ki kaybettiği maçlar da geçen hafta Kastamonu maçını kaybetti. Düşün. Şey değil yani böyle kaybedebileceği bir maç değil. Onda o maçı çok rahat kazanabilirdi. O Evet. iki kaybettiği maçı da kazanabilirdi. Şimdi 8'de 8 kazansaydı ne yani geldi işte bir hafta içerisinde şırıngayla kondisyon mu yükledi? Şırın veya işte beyinlerine haplarla şey yani fikirleri mi değiştirdi? Ama ne şey baktığınız zaman başarılı mı? Hakikaten başarılı. Geldi, altyapıdan geldi arkadaşımız. Ve benden sonra devam etti. Çok da başarılı. Tebrik ediyorum onu da ayrıca tebrik ediyorum. Ama ne değişti? Ne değişti de bu kadar şey yaptı? Bu takım zaten iyi takımdı. Ama biz içini dizayn edemedik. Biz yönetim bazında, futbolcu bazında, teknik adam bazında hatalar yapmışız ki bu kadar başarılı olamadık. Bu kadar basit yani. O anlamda söylüyorum. Yani bir teknik adama da şey için söylemiyorum. Yani sabretmek lazım. Bu 6 ay, 1 sene bir teknik adamın çok iyi teknik adam olduğunu, iyi teknik adam olduğunu söyleyebilmek için en az 2 yıl gerekli. Biz 3 ayda adamın iyi kötü yorumunu yapıyoruz. Bizim şu anda Türkiye'de yapılan işlem şu. Başarılı ve başarısız teknik adamlar var. Nasıl diyeceksiniz? İşte birisi gidiyor, sen geliyorsun, takım kazanmaya başlıyor, başarılı oluyorsun. Evet. 3-5 Başarılısın maç tamam, sorun oldu. yok. Ama başarısız da olabilirsin yani. Çok da normal, anormal de değil. Şimdi ben de şimdi futbolcu kapasitesi düşük bir takıma gitsem, çok mu doğal olarak şu anda elimi değdirdim, her şey çok güzel oldu. Mümkün değil. İyi bir takım ancak daha iyi antrenör iyi dizayn edebilir. İyi olmayan bir takımı nasıl dizayn edersiniz? Nasıl başarıya götürürsünüz? Mesela işte o Balıkesir takımı Lig B'deyken benim gittiğimde şey dedim ben. Takım liderdi zaten. Hani iyi bir takımdı. Senenin sonunda şampiyon oldu zaten. Yani iyi oyuncu Doğru. kalitesi yüksekti yani.
Benden evvelki antrenör de başarılıydı yani baktığınızda. Ama bazı sebepler işte istediğiniz kadar başarılı olun bazen ayrılıklara sebep olabiliyor yani. Doğru. Sakaryaspor'dan sonra bir teklif aldınız mı hocam? Aldım ama şu an ben pandemi dolayısıyla pek düşünmüyorum. Aldım bir iki takım aradılar ama ben bu arada dedim biraz dinlenmem gerekiyor. Hem baktığınız zaman bu sezona zaten pandemi damga vurdu. Çünkü neden? Bir bakıyorsunuz bir takım pandemi şeyiyle 3 maç oynayamıyor, 2 maç oynayamıyor. Önümüzdeki dönemde yani bazı takımların bugün yine pandemiye takılmayacağını nereden bilebiliriz? Düşünün şimdi Eyüp takımın büyük avantajı var. Manisa FK'nın ilk B'de büyük avantajı var değil mi? Şimdi Evet. ben size soruyorum. 3 tane maçı arka arkaya 10 tane 15 tane oyuncusunun şey olduğunu düşünün. Covid-19 olduğunu düşünün. Olursa ne olacak bu takımlar? 3 maçı da düşünün. 15 oyuncusu Covid oldu. Altyapıdan getirdin, yan yapıdan getirdin. 9-10 kişiyle oynamaya çalıştın. 3 maçı kaybettin. O aldığın bütün avantajların hepsini yitirdin. Sonra antrenör başarısı deyip antrenör kovmak alırsın. Onu yapmaya çalışırsın. Yani bu sezon baktığınızda işin aslına bakarsanız o tarafı da var. Çünkü federasyon bir de şey çıkardı şimdi. Her türlü halükarda oynayacaksınız dedi. Evet. Oynamazsanız yani şey yapamazsınız, puan Evet. alamazsınız. Yani. Hükmen indirsiniz. Böyle olunca da çok fazla çalışma şeyim yani istemiyorum bu dönemde çok fazla şeyim olmadı yani. İsteğim olmadı. Birkaç takım aradılar da. Ama ne yazık ki onlara da aynı şeyi söyledim. Şu an düşünmüyorum diye. İnşallah şu pandemi olayı bir an evvel atlatılsın da biz de yine bu işin içinde bulunmak için gerekli çabamızı sarf edeceğiz tabii ki. Hakkınızda hayırlısı olsun hocam. Bir Kocaeli seyircimiz soru sormuş. Mustafa Eşitakçı'yla Kocaelispor anlaştı diye bir görüşünüz nedir hocam yazmış. Vallahi hayırlısı olsun ama şu var tabii aynı Sakarya'daki Kocaeli'de de yani teknik adamlık yapmak çok kolay bir iş değil, çok zor bir iş. Büyük Çok baskın. camialar, bunlar büyük camialar. Bu camialarda çalışmak kolay bir iş değil. Ben Mustafa Reis Hoca'nın hakkında çok başarılı, yani ben bana göre çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Çok da iyi bir insan, iyi tanırım kendisini. Ama şu da var tabii ki yani. Mustafa Reis Hoca bir proje adamıdır. Belli bir süre gerekir. Belli bir zaman gerekir. Yani o hemen geldiği gibi işte biraz evvel söyledim ya bazen bazı şekilde elimizi değdiririz işte bu oyuna kazanır gideriz. Şimdi geçmişte benim bu tür şeylerim var. Ben mesela bazı takımlara gittiğimden itibaren devamlı kazanıyordu takımlar ve çok da başarılı oldular. Birçok takımda var bu. Oldu benim başıma geldi. Yani başarılı oldum. Çok başarılı oldum. Bandırmaspor'da, Sakaryaspor'da, Manisa FK'da gittiğimde ya hakikaten müthiş bir şekilde devam etti. Doğru dizayn ettik demek ki. İşler de rast gitti. Ama büyük camialarda eğer işte 6 maç kazanıp bir maç kaybedersiniz başınız belada demektir. Mustafa Reis Hoca da bir proje adamıdır. Yani belli bir dengede gider. Nasıl denge edeceksin? Doğru işi yapmak için gerekli zaman gerekir bu tür antrenörlere. Ama bu tür takımlarda zaman olasılığı, zaman yoktur yani şansı yoktur. Onun için de o tehlike var. Ama olursa hayırlısı olsun. Başarılı bir arkadaşımız. Ben sevindim de yani onun adına. İnşallah çok da başarılı olur Kocaeli'de. Ama kolay değil. Kocaeli'de çok zor bir camia. Biliyorum hocam. Kocaeli doğumlu birisi olarak çok iyi biliyorum onu. Zor bir Hayırlısı camia. olsun. Hayırlısı İki olsun taraf. diyoruz. Yani. Bandırmalı seyircilerimizin soruları var orada. Yani Bandırma Spor neden konuşmuşsunuz falan demişler ama biz program başında konuştuk. İsterseniz tekrar değinmek isterseniz. Bandırma Spor veya Balıkesir'e teklif geldi mi hocam bu arada genel teklif arasında? Yok. Her iki kulüpten de teklif gelmedi. Yani bu tür bir olayda gelseydi belki düşünebilirdim de bir üst de şeyde. Çünkü oralara ikisine de gönül bağım var benim. Gönül bağımın olduğu takımlara karşı zafiyetimiz var. Bu tür olaylarda dayanamıyoruz yani şey olunca. Oradaki çok hatırlı arkadaşlarımız var sağ olsunlar. Aradıkları zaman biz hayır diyemiyoruz. İkinci bir şey şu anda her ikisinin de teknik direktörü var. Onun için ne derler ona bizim de kurcalamamızın bir anlamı olmaz. Oradaki teknik adamlar da rahatsız olmasınlar. O türde bir şeyimiz olmasın yani.
onlara rahatsızlık vermeyelim. Ama Bandırmaspor için bu sezon bu takımın ben iyi iş çıkarabileceğini düşünüyorum. Yani ben playoff oynayacağını düşünüyorum. Çünkü çok hakikaten baktığınızda bu ligin üst kalite oyuncuları var. Doğru dizayn edilirse ki son maçlarda zaten gösterdiler onu. Ki en son Torje'yi falan da aldılar. Yani baktığınız zaman bir kenar şeyleri çekiyorlardı. Daha çabuk oyuncular zorluğu çekiyorlardı. O tür oyuncular da aldılar. Ben ikinci devre şey bekliyorum yani Bandırma'dan üst sıralara oynamalarını, playoff kesinlikle olabileceklerini düşünüyorum yani. Balıkesir takımının da dediğim gibi bu kadrosuyla ligde kalırsa başarılı olur diye düşünüyorum. Ha, transfer yaparlarsa daha rahatlarlar ama transfer yapmazlarsa yani bu kadro biraz daha Balıkesir'in kadrosu biraz daha zayıf. Tabii Bandırmaspor'un kadrosu hakikaten daha üst kalite ve iyi iş yapar diye düşünüyorum ben. Hocam bir seyircimiz hocam iletir misin? Adapazarı ıslanmış köftesini özlemiş mi demiş. Nasıl özlemeyeceksin diyor. Yavuz'un yanına gidip onu yiyorduk. Onun için buradan da Yavuz arkadaşıma yani köfteci İsmail'in sahibi Yavuz arkadaşıma çok selamlarımı iletiyorum. Unutmak mümkün mü yani? Veya özlemek mümkün mü orayı? Ben de Sakarya'yı çok seviyorum yani. Hem şey olarak, camia olarak, hem futbol olarak bana çok şey kattı sağ olsunlar. Ben de onları çok seviyorum. Hocam kırmızı grubu konuştuk. Beyaz grupta da Manisa FK bayağı önde gidiyor. Orada Manisa dışında hangi takımlar size çıkabilir? Manisa FK tabii büyük puan farkı yaptı. İkinci orada baktığınız zaman güç dengesinin yani oyuncu kalitesinin hekimi oldular. İşte Koca ile geliyor arkadan. Yani benim şahsi görüşüm büyük ihtimalle Manisa FK bu işi çok geçen seneden de kendim çalıştığım için biliyorum. Çok ciddiye alıyor. Çok doğru bir kulüp. Doğru kulüp olduğu için çıkması anormal bir şey değil. Geçen senenin o iskelet kadrosunun üstüne doğru oyuncularla takviye yaptılar. Şimdi devre arasında yine ekleme yapıyorlar. Böyle olunca da ödemeleri yerinde, çalışma şartları iyi ve Manisa FK'nın ben önümüzdeki yıllarda daha üstlere yani en üst lige kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü kulüp yapısı buna müsait. Böyle olunca da bu tür kulüplerin çıkmasına da fayda var diyorum. Çünkü Türk futbolu adına da oyuncular adına da teknik adamlar adına da ben yani o takımın çıkmasını da çıkabilirliğini düşünüyorum. Ama arkasından da tabii bu iyi yapılanma döneminde olan bir Hekimoğlu takımı var. İyi yapılanıyorlar. Ama diyeceksiniz ki biraz evvel söylediğimiz gibi camia olarak baktığınız zaman büyük camia değil gibi gözüküyorlar. Bunlar şirket takımları. Ama Evet. gönül ister ki tabii işte gönül ister ki daha camia takımlarının, seyircili takımlarının yukarıda olmasını. Bu camia takımları, seyircili takımlar da bu şirketlerden örnek alsınlar. Da yönetimlerini, teknik kadrolarını, futbolcu kadrolarını onu örnek alarak baksınlar. Ona göre kursunlar ki o takımları geçerek onlar da üst lige çıksınlar. Yani bu örnekler aslında baktığınız zaman doğru örneği alırsanız çok daha başarılı olursunuz. Bu camia takımları da inşallah bu doğru örnekleri alırlar ve üst liglerde olur. Yani Süper Lig'de olması benim adıma hem Sakaryaspor'un hem Kocaelispor'un hem Balıkesirspor'un yani seyircili hem Bandırmaspor'un bu tür takımların yukarıda olması çok sevindirici olur diye düşünüyorum. Zaten Ama benim de bu önde kırmızı gruptan Sakaryaspor, beyaz gruptan Kocaelispor özellikle çıkmasını istiyorum ya seyircili takım olarak hocam. hepimiz aynı gönlümüz bunu istiyor ama dediğim gibi işte doğru dizayn edemezsiniz. Bu tür doğru konu konuşlanmış takımlarla mücadele biraz geç kalıyorsunuz ve sonuç itibariyle senenin sonunda baktığınızda belki şeyde ne derler ona birinci olarak çıkamazlarsa eğer ki gönül ister ki çıksınlar ama orada üçüncü bir takım çıkacak. Sakarya Kocaeli son final oynamasınlar. Çok çok fena olur hocam o zaman. Ya şöyle tabii birinden biri çıkacak en azından o avantaj var ama tabii biriz de çok üzülecek ki Sakaryaspor takımı biliyorsun son 4 yıldır 5 yıldır bu oyuna Evet. playoff'tan finalden Lütfen. dönüyor. Yazık oluyor. Yani tabii ki gönül ister birinci ol, ikisi de birinci olsun çıksın diye ama senenin sonunda bunları hep beraber göreceğiz. Konuşacağız. Ama görüntü olarak şu anki görüntü olarak benim diğer söylediğim alt şeyden gelip playoff'tan gelip final oynayabilirler. O da bir olasılık tabii.
Peki birinci ligden kimler düşer hocam? Eskişehirspor kalabilir mi sizce ligde? Kalamaz, mümkün değil. Çok çok az puanı var. Ben Eskişehir'in küme düşeceğini düşünüyorum, yani düşer diye düşünüyorum. Şimdi transferi Maalesef. yine açamayacaklar. Genç çocuklar çok uğraşıyorlar, müthiş mücadele ediyorlar ama güçleri yetmiyor. Çok da normal, anormal bir şey değil. İkinci olarak Ankaraspor takımının düşeceğini düşünüyorum ben. Bu iki takımın düşeceğini düşünüyorum. Çünkü puantaj olarak çok zordalar. Bundan sonra da işte Akhisar, Balıkesir, Menemen'in bu grubun içinde olabileceğini düşünüyorum ben, düşme grubunun içerisinde. Ve büyük olasılıkla Ankaraspor ve şeyden sonra, yani Eskişehir'den sonra üçüncü takım aranabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok altta kaldılar. Çok ticari işler de kolay değil. Bütün herkes güçleniyor. Devre arasında transferler yapacaklar, hazırlık yapacaklar. Ve makas daraldığı zaman kazanmak çok zordur. Yani maçlar azaldıkça o altta kalma baskısı, psikolojik baskısı, kazanabileceğin maçları bile kazanamazsınız. O genç oyunculara hele o baskıyı hiç kaldırabileceklerini düşünmüyorum ben. Her iki takım içinde. Ankaraspor'da da çok genç oyuncular var. Şeyde de çok genç oyuncular var. Eskişehirspor'da da. Yani çok uğraşıyorlar, çok didiniyorlar. Ama güçleri belli bir şeyden sonra yetmiyor. Ve geçmişin acısını, yani geçmişte yapılan hataların acısını şu anda Eskişehirspor gibi camia çekiyor. Ankaraspor gibi camia acıları çekiyor şu anda. Adem Osmanoğlu 4 takım hocam şöyle demiş ama 4 takım düşmüyor, 3 takım düşüyor. Yanlış biliyor seyircimiz. Üç takım 18 düş, takım ben de üç takım düşüyor, bildiğim için 9 takım biliyorum. düşüyor. Süper Lig gibi değil. Orada bir karışık var herhalde. Kırmızı şey 2. Lig'den hangi takımlar düşer diye bir soru da var hocam. Karabükspor, Şanlıurfaspor gibi önemli camialar düştü gibi gözüküyor ama siz ne düşünüyorsunuz? Ya Karabükspor'un tabii şu anda sahiplenen de yok. Onun için onun düştüğü gibi gözüküyor. Ama Şanlıurfaspor yeniden dirilmek için gerek tüm çabasını sarf ediyorlar. Büyük ihtimalle yine devre arasında takviye yapacaklar ama çok az puanları var. Çok az puanları olduğu için de işleri kolay değil. Ve ben bizim tarafta, yani Sakarya tarafında baktığınızda Mamak'ın düşeceğini düşünüyorum. Karabük'ün düşeceğini düşünüyorum. Üçüncü takım da diğer takımlar içinde aranacak diye düşünüyorum. İnşallah Bayburt olmaz hocam. Bayburtluyum bu arada. Bayburt'ta adaylardan bir tanesi. Transfer yasağını bugün açtı Bayburt Spor'da. Birkaç takviye yapmaya başladı. Bakalım ne olacak. Hayırlısı olsun. Yani neden diye soracak olsanız, tabii güç dengesi bu oyuncu kalitesiyle orantılı. Doğru oyuncular bulabilirseniz Çok kötü kadromuz var. ikinci devre biraz daha o savaşın içinde olabilirsiniz. Yani onlara ek tabii takım, diğer takımlar da var. Daha güç dengesinin yüksek olmadığı takımlar var ama yani ilk görüntü bunları gösteriyor. Diğer grupta da Şanlıurfaspor biraz şeyde zorda. Niğde onun yanında zorda. Bunun yanında da üçüncü takım olarak da aranacak diye düşünüyorum ben bir başka takımda. O iki takımın üstüne bir takım daha aranacak diye düşünüyorum. Serkan Adabaşoğlu nasıl bir oyuncu diye soru var hocam. Ya Serkan tabii baktığınızda bu ligin kreatif orta sahalarından bir tanesi. Dikine oynayabilen, top taşıyabilen, öne oyunu daha çabuk götürebilen bir oyuncu. Ben Sakarya'ya ilk geldiğimde çok fazla yer almıyordu takımda. İşte ben o dönemde başlattım onu o şeyde ve o potansiyeli gördüğüm için başlattım tabii. Yani şeyinden değil. Ya bu futbolcuyu ben çıkardım anlamında söylemiyorum yani. O potansiyel vardı. İşte o döneme kadar çok fazla kullanılmamış. Biz de o işi yapabilir diye düşündük ve çok da iyi becerdi. O gün bugündür de oynamaya devam ediyor. Dikine giden oyuncu. Orta saha Türkiye'deki eksik olan, Türkiye'deki orta sahaların hiçbir tanesi dikine top taşımıyorlar. Dikine koşu yapmıyorlar. Boş koşu yapmıyorlar ve top taşımıyorlar. Serkan'ın öyle bir avantajı vardı. Yani kaleye dikine top taşıyan bir oyuncu. Boş koşu yapabilen de bir oyuncu. Böyle olunca da kendine avantaj sağlıyor. Aslında işin aslına bakarsanız hem kafasını hem fiziğini biraz daha artırmış olsa daha üst de oynar diye düşünüyorum. Hocam Karacabey'e hoca gelir mi? Göztepe'ye hocamız gelir mi diye sorular var ama bir şeyler Ya söyler şimdi misin? şöyle tabii, ben oraya gelir mi gelmez mi diye bir şey, ben her tarafa giderim. Ben bir okul takımında bile çalışırım. Yeter ki doğru dizayn olsun. Yani benim için işte o lig bu lig diye söyleniyor. Mesela ben buna size enteresan bir örnek vereceğim. Ben
Balıkesir'den ayrıldıktan sonra Kocaeli Birliği'ye gittim. Neden biliyor musunuz? Proje takımı diye gittim. Ama kandırılmışım. Resmen kandırıldım. Yani işte 3 yıllık, 2 yıllık projeli var diye gittim. 3 yıl içerisinde Süper Lig'i çıkarabiliriz diye düşündüm o dönemde. O türde bana vaatlerde bulundular. O türde şeyde bulundular. Ben de tamam bu işi becerebilirim. 3 yıl içerisinde belli kademelerden mesela o dönemde düşünün A Ligi'nden takım var. Oraya gitmiyorum. Ben başka takımlar var. Üst liglere takımlar var. Onları tercih etmiyorum. B Ligi'ndeki bir takımı tercih ettim. Neden? Başarılı olabileceğim, doğru iş yapabileceğim bir takımı tercih etmeye çalıştım. Ama kandırılmışım o dönemde. Daha sonra anladım ama işte bir ay sonra, iki ay sonra anlıyorsunuz her işten geçmiş oluyor. Burada tabii yöneticilerin de çok şeyi var. Arıza yapıyorlar. Neden? Ya sizi mesela ben bir İnegöl'e gittim. Sene başında 10 milyon bütçeyle var diye gidiliyor. Gidiyoruz. Bana o bütçeleri sunuyorlar. Bu şu futbolcuları alacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye. Bir bakıyorsunuz bütçe 1 milyon. Sonra başarısız oldu. Bu takım nasıl başarılı olsun? Ben elimde sihirli değnek yok ki en iyi şekilde yapayım. Yani bir futbolcu ne kadar çalışırsanız çalışsın kapasitesinin üstüne çıkamaz ki. Onun da evet. Belli bir kapasitesi var. Kapasitesi yüksek oyuncuyu çalıştırırsınız, doğru dizayn edersiniz, daha verimli yaparsınız. O kapasitenin üstüne çıkaramazsınız. Bir kapasitesi var her oyuncunun. Takımınızda yüksek kapasiteli oyuncu yoksa sizin de takımınız belli oranda olur. Onun için de bu tür şeyler başımıza geldi antrenörde. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Her takıma gidilebilir. Yeter ki doğru yönetilsin, doğru hedef konsun. Bütün mesele bu. Yani o ligdeymiş, bu ligdeymiş benim için sorun değil. Ben 3. ligde de çalıştım, şampiyon oldum olarak çıktım takımlarla. 2. ligde de şampiyon olarak çıktım. Süper Lig'e de şampiyon olarak çıktım takımlarla. Doğru dizayn edildiği için çıktım. Bir baktığınız zaman benim kariyerime bir bakın, puan ortalamama bir bak, baktığınızda öyle her baba yiğitte yok böyle ortalama. Yani işin aslı bu. Ya 300-400 maçı çıkmışımdır herhalde profesyonel hayatımda. Baktığınızda iki ortalamanın üstünde benim ortalamam var. Ya Türkiye'de böyle bir teknik adam bulmak şey değildir. Ama neden? Doğru takımlarda çalışmak gerekiyor. Doğru takımlarda bulamazsanız işin başınız belada demektir. 368 maça çıkmışsınız hocam. 1.76 ortalama puanınız var. Ya baktığınız zaman az değil yani ortalama. Yüksek rakam bir şeylerle çalışıyorsunuz yani ortalamalarla. Ki bu ben yaklaşık herhalde yanılmıyorsam işte 368 maç da az maç değil yani. Evet. Bir ömür gibi gözüküyor. Tabii hocam. Yani hocam, sizin anlayacağınız doğru takım olursa her zaman olur. Ama doğru takım olmazsa benim de başım belaya giriyor. O takımın taraftarlarının da başı belaya giriyor. Yönetimlerin de başı belaya giriyor. Çünkü bizim gittiğimiz yerde şimdi söylenen şu İsmail Hoca geldi bu takım size şampiyonla oynar. Ya iyi oynar da iyi doğru oyuncularla oynarsın. Doğru dizaynla oynarsın. Doğru yönetimle oynarsın. O doğru olmayınca biz de rezil oluyoruz. Yöneticiler de rezil oluyor. Taraftar da rezil oluyor. Hepimiz hakikaten bu işten payımızı alıyoruz yani başarısızlıklarda da. Başarıda ne alıyorsak başarısızlıklarda da o payımızı alıyoruz. Hocam bugün herkes ya zaten hakem oluyor ya teknik direktör oluyor. Yani Türk futbolda her şey çok mu düzgün? Yöneticiler çok mu düzgün? Ne bileyim. Yani futbolun en büyük sorunu sadece hakem veya hoca mı? Futbolun en büyük sorunu sizce nelerdir? Ben size bir şey söyleyeyim. Türk futbolunu yeniden dizayn etmediğiniz sürece, tepeden tırnağa yeniden dizayn etmediğiniz sürece sadece günlük başarılarla böyle o avunup gideriz. Yeni baştan dizayn etmeniz gerekiyor. Yeni baştan kurallar koymanız gerekiyor. Almanya Dünya Kupası'nda kaybettikten sonra, büyük bir sınav olduktan sonra yeni bir değişime geçti mesela. Yepyeni bir şey yaptı. Dizayn etti. Futbolunu dizayn etti. Federasyonundan takımlarına, profesyonel takımlarına, altyapılarına hepsini yeni baştan dizayn etti. Biz ne kadar başarısız olursak olalım hiç öyle bir şey aklımıza gelmiyor. Biz günlük başarılarla birimizi kandırıyoruz. Bu sene Avrupa'da bitiş bir başarımız yok. Düşünebiliyor musunuz? Avrupa'da şu anda takımımız var mı? Devam eden yok. Hiçbirisi kalmadı. Maalesef kalmadı. Hala biz günlük başarılarla birbirimizi yiyoruz. Hala işte Galatasaray'la Fenerbahçe'leri onu dedi. Beşiktaşlar onlara bunu dedi. Yan yaptı, çamura battı. O işlerle uğraşıyoruz. Bizim Türkiye'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni baştan dizayn etmesi lazım.
Antrenörleri de dizayn etmesi lazım. Futbolcuları da dizayn etmesi lazım. Yönetimleri de dizayn etmesi lazım. Kurallar koyması lazım. Eğer başarılı olmak istiyorsak önümüzdeki 3 yıla, 5 yıla, 7 yıla uzun, orta ve kısa vadeli çözümler koymalıyız. Bu çözümler teknik adamdan futbolcudan, yani en tabandaki futbolcudan teknik adama kadar herkesin bu işin içinde olması lazım. Bunu da dizayn edebilecek kim? Futbol Federasyonu. Eğer Futbol Federasyonu bu dizaynı yaparsa 10 yıl sonra düzeliriz. Yani 3 sene, 2 yılda 3 yılda beklemeyin. Beklemeyin 2 yılda 3 yılda. Eğer milli takımımız gidiyorsa bir jenerasyonda baktığınız zaman başarılı 10 tane 15 tane oyuncumuz çıkıyor. 2000 jenerasyonunu biliyorsunuz o dönemde. Şimdi de yine bir 97-98 doğumların bir şeyi var. Bir jenerasyonu var. Onlar geliyorlar. Onlar başarılılar. Milli takımı da onlar taşıyorlar şu anda. Onlar da gittikten sonra bir bakmışsınız Faroe Adaları'yla oynamaya başlayacağız. Çünkü evet, gidişat oraya. Dizayn etmediğiniz sürece, birimizle kavga ettiğimiz sürece, futbol tarafını unutup sadece savaş, kavga tarafını konuştuğumuz sürece hiçbir yere varamayız. Benim için ben bu olaya bu açıdan bakıyorum ve yeniden dizayn diyorum. Yeniden düzenleme. Peki hakemlerden bir türlü memnun olamıyoruz. Sebebi nedir? Varı yeterli buluyor musunuz? Hakemlerle hakkında bir şey söyleyecek misiniz? Sizinle mi? Bilmiyorum. Türkiye'de ben size şunu söyleyeyim. Hakemler hakikaten çok başarılı mı? İşte aynen. Futbolcularımız nasıl başarısızsa hakemlerimiz de o kadar başarısız. Yani. Ama şu var. Ben burada tabii şimdi bütün işte hakemler yapıyor dersem abesle iştigal olur. Hakemlere bağlarsak olayı kendimizi kandırırız. Eğer bizim oyuncularımız da şey değil, dürüst değil. Kendini atmak için, vakit çalmak için, alt liglerde falan bir görsünüz vakit çalmak için, rakibi kandırmak için ve hakemi kandırmak için yaptığımız işlemleri göreceksiniz futbolcularda. Teknik adamlarımız da her mağlubiyete ve her başarısızlığa bir kılıf bulabilmek için hemen hakeme saldırma. Bunları hepimiz yapıyoruz. Hakemler de bunun üstüne ne yapacaklar? Biz bu kadar hata yapacağız, onlar hata yapmayacaklar ama onlar da yapıyorlar hata. Ve çok da doğal. Ve ben buradan mesela daha evvel de söyledim, bunu bir öneride bulunayım size. Biz mesela Besyo'larda üniversitenin futbol tarafında baktığınızda Besyo'larda okuttuğumuz o çocuklar var. Ne okutuyoruz? İşte antrenörlük. Ne okutuyoruz? Yöneticilik. Futbol yöneticiliği. Siz hiç Besyo'dan bitirip de teknik direktör olan Besyo'yu bitirip de bir kulüpte yönetici olan birini gördünüz mü? Yok. Yok. Güzel. Şimdi ben buradan bir öneride bulunuyorum. Bir kere zaten baktığınız zaman bunlar meslek de değil. Üniversiteler bölüm açmışlar ama öyle bir meslek yok. Antrenörlük meslek değil. Yöneticilik meslek değil. Ama bölümleri var. Ben de diyorum ki buradan hakemler için söylüyorum bunu. Madem öyle biz niye hakemleri Besyo'dan yetiştirmiyoruz? Madem bunlar meslek değil. Ötekiler de meslek değil zaten. Hakemlik de bir meslek gibi gözükmüyor. O zaman biz üniversitelere Besyo'ları alırken 18 yaşında alsak 4 yıl hem pratik hem teorik eğitimlerde bulunsak bunların hepsinin hakem olacak diye bir kaydı yok ama buradan yetiştirebilirsek çok daha doğru, çok daha düzenli hakemler yetiştirebiliriz. Vali iş olmazsa yönetici olarak almıyoruz, antrenör olarak almıyoruz, hakem olarak mecburen onları alabiliriz hem de iş olanağı da bulmuş olurlar vali şeyleri bitirince. Okulu bitirdiklerinde ellerinde bir futbol hakemliği olmuş olur. Ve doğru. Üniversitelerin böyle bir bölüm açmasında fayda görüyorum ben. Çok mantıklı hocam. Hocam bazı maçları sormuşlar. Samsun Spor maçı ile ilgili bir şeyler söylemek isterler mi hocam? İkilik maç galiba geçen seneki. Yani, en unutamadığım ikisidir. O maçla beraber, ikisinde beraber konuş olayım. Çok güzel bir maçtı. Hem taraftar olarak hem baktığın zaman şehrin tabii stat güzel, saha iyi, oyuncular oynamaya çalışıyorlar.
Seyirci muhteşem. Böyle bir maçı oynamak bir teknik adam için çok güzel bir olay. Maçın sonunda 2-2 bitti o günkü maç. Kazanabilirdik de, kaybedebilirdik de. Ama görsel olarak baktığınızda Lig B'de ki bir maç Şampiyonlar Ligi maçı gibi. Evet. Bizim özlediğimiz olay bu. Tüm insanların veya görmek istediği olay bu. Böyle maçların oynanması lazım. Böyle maçlar olması lazım. Böyle taraftar olması lazım. Ki oyun bazında baktığınız zaman her iki takım da kazanmaya çalışıyor. Kazanabilirsin, kaybedebilirsin ama bu tür maçlarda oynamak, bu tür maçlarda bir takım başında bulunmak benim adıma son derece sevindiriciydi. O gün 87. dakikada boş kaleye attığımız topu kalenin içinden çıkardılar. Yenebilirdik. Belki o yensek o gün 3-2 olsa sezonun sonunda şampiyon biz olabilirdik. Ama futbolda bazen işte kısmetin olmayınca bazı şeyler olmuyor. Hocam Balıkesir'de unutamadığınız maç var mı demiş Balıkesir'de bir seyirciniz. Ya Balıkesir'de o kadar çok anım var ki nasıl bütün maçlar kendi başına bir olay. Ama öyle baktığınız zaman mesela ben çok üzüldüğüm bir maç vardı. İzmir'de 3 karşıya 3-1 yenildiğimiz maç. 10 kişiye karşı oynuyoruz. 10. dakikada karşıya 10 kişi kaldı. Ne yazık ki 3-1 yenildik. İnanılmaz sinirlendim. İnanılmaz dağıldım yani. Bir antrenörlük yaşamında dağıldığım zamandır çok üzüldüğüm bir maç. Ama sevindiğim maç derslerim Maraş'taki 85. dakikada 1-0 mağlubuz. 90+2'de 2-1 galibiz. Ve şampiyonluğu %90 yakalamış pozisyondayız. O maçı unutmak mümkün mü? Ve daha sonra da işte Büyükşehir Belediye 2-1 yenerek şampiyon olduk. Son derece de güzel maçlardı. Ama Maraş'taki maç da unutulmaz bir maçtı. Evet. Sakaryasporlu taraftarlar yazıp duruyorlar ama yani biz Sakaryaspor'u konuştuk. Programın başında bayağı bir konuştuk. Programın tamamını program biter bitmez Futbol Anadolu YouTube kanalında izleyebilirler. Ama yine de tekrar bahsetmek isterseniz dinleriz hocam. Ya Sakarya taraftarlarına buradan selamlar ve sevgiler sunuyorum. Ya o Sakaryaspor'u konuşmak tabii ki hepimizin ben kendi adıma söylüyorum. Çok memnun olduğum, çok saygı duyduğum, sevgi duyduğum bir camia. Bu camiada çalışmaktan onur duyuyorum yani. İnanılmaz derecede büyük bir camia. Ama şu var. İstediğimiz kadar konuşalım. İstediğimiz kadar iyi şeyler yapalım. Bütün iş şu. Başarının gelmeyince her şey negatife dönüyor. Ve daha sabırlı olmaları lazım. Bu sene eğer sabırlı olurlarsa ben bu sezon yine bu işi kıvırabileceklerini ve senenin sonunda bir üstlük olabileceklerini düşünüyorum. Bu takımın olacağını düşünüyorum ben. Ben doğru takım kurduğumuzu düşünüyorum. Eğer devre arasında 3-5 rütuşla bu takım iyi iş çıkaracak ve senenin sonunda inşallah bir üstlükte olacak. Bütün Sakarya'ya sevgiler, saygılar sunuyorum buradan da. İnşallah bundan sonra daha başarılı olacaklar diye düşünüyorum ben. Hocam çalışmaktan en keyif alan futbolcu hangisidir? Ya şöyle tabii. Şimdi bireysel olarak işte Ahmet Mehmet dersen ben o türde düşünmüyorum. Ben keyif aldığım oyuncu, çalışmaktan keyif aldığım oyuncu ne biliyor musun? Siz ne söylüyorsanız onu yapan oyuncu. Profesyonel futbolcuların hiçbir tanesi buna yanaşmıyor. Kendilerinin daha çok bildiklerini düşünüyor. Ama şu var, yanılıyorlar. Buradan onlara da sesleniyorum. Neden diye soracak olursanız bir başınızdaki insan bir şeyi dizayn etmeye çalışıyor. Sizden istedikleri var. O istediklerinizi yaparsanız sizin başarılı olacağınızı biliyor. Biz de o yollardan geçtik. Gençken biz de oynarken antrenörler bize laf söyledikleri zaman Allah Allah bu niye böyle söylüyor? Haksız buluyorduk antrenörleri. Ama sonunda antrenörlük tarafına geçince bir baktık ki adamlar haklıymışlar. Doğru söylüyorlarmış. Biz hatalıymışız. Ben de buradan diyorum ki Ahmet Mehmet diyemeyeceğim ama şunu söyleyebilirim. Mesela bu türde oyuncular var mı? Var. Ne söylersiniz onu yapıyorlar. Ne dersiniz, nasıl istersiniz öyle oynuyorlar. O oyuncular benim için makbul. Şeyleri teknik kapasiteleri çok yüksek olmayabilir, fizik kapasiteleri çok yüksek olmayabilir ama o oyuncu ne istiyorsanız onu veriyorsa siz ondan alabileceğinizi bilirsiniz. Ama bazı oyuncular vardır. Hiç beklemeden işler yapar. Size maç kazandırır ama bir hafta sonra size maç kaybettirir. Yaptığı işlerle. Bu tür oyuncu çok makbul değil. Bunu da geçmişte ben
Gordon Milne'nin yanında Bursaspor'da yardımcı antrenörken Gordon'dan konuştuğumuzda hocaya yani daha kaliteli, yüksek kaliteli oyuncu neden almıyoruz veya bu tür oyuncularla çalışmıyoruz diye sorduğumda bana senede 30 maçta 28 tane oynayan oyuncu. 28 maçı oynayan oyuncu lazım. Bana her maçı %100 oynayan değil, her maçı %70 oynayabilen oyuncu. Bir maçı %100, bir maçı %10, bir maçı %100, bir maçı %10 oynayan oyuncu lazım değil diye söylediğimde Allah Allah bu ne diyor diye düşünmüştüm. Daha sonraki antrenörlük yaşantımda baktım ki çok haklı. Sezon başından sezon sonuna sizin söylediklerinizi yapan, takım için oynayan, doğru oynamaya çalışan oyuncular benim daha çok makbulüm oyunculardır yani. Hocam bir şey sorusu alacağım yine. Marmara bölgesi çalıştığınız takımlar diye tesadüf mü? Tesadüf ve ben pek de şey değilim. Daha uzak Bursa'da oturduğum için eve uzak yerleri pek tercih etmiyorum. Genelde daha yani hafta sonu veya maçtan sonra daha rahat evimi taşıyamadığım için ailem burada, çocuklarım var, torunlarım var, onları bırakamadığım için veya onlarla beraber gidemediğim için daha uzak yerleri pek tercih etmiyorum yani. Hocam Bozüyük'ten bir seyircimizin selamı var size. Geçmişin hatalarını çeken camialardan biri Bozüyük Spor. Hocam bu konuda ne düşünür demiş. Doğru söylüyorlar. O dönem itibariyle işte ben de benim çalıştığım dönemde de şampiyonluklara oynayan bir takım. Benim dönemde de aynı şey kuruldu. Ben de orada baktığınız zaman birinki gittiğim ilk dönemde çok başarılı oldum ama daha sonraki yaz sezonunda iyi bir takım kurmama rağmen şey yapamadık, sonuç alamadık. Ayrılmak zorunda kaldım. Yani şöyle biraz evvel anlattığım şekilde çok iyi transferler yapabilirsiniz. Ama onu karşılayacak gücünüz var mı? Karşılayacak gücünüz yoksa iyi transferler yaptınız. Karşılayamıyorsunuz. Daha sonraki yıllarda 3 yıl 5 yıl böyle dayanıyorsunuz. Borçlana harçlana. Ondan sonra da kulüp kapanmaya kadar gidiyor. Bozüyük Spor'da bu kulüplerden bir tanesi. Hakikaten üzücü bir olay. Ama ne yazık ki işte ayağını yorganına göre uzatıyoruz ya. Uzatmazsak şu anda da bir tek Bozüyük değil. Şu anda kulüplerin birçoğu da bu pozisyonda ama direniyorlar. İnşallah kurtarırlar kendilerini. Yani şu anki tabloda da Türkiye'de aynı konumda olan birçok kulüp var mesela. Şimdi Gaziantep, Mersin, İdmanyurdu gittiler. Yukarıdaki isimli takımlar. Alttaki daha baktığınız zaman çok tanıdığımız takımlar değil ama onlar da yazık olup gitti. Hepsi kapanıp gittiler. İnşallah bundan sonraki böyle bu hataları en az indirgeriz de o takımlarda liglerimizde oynamaya devam ederler. Hocam Necat Bey için birkaç cümle anlatabilir misiniz? İnsan, adam, rahmetli. Ve ben gurur duyuyorum onunla çalıştığım için. 4 yıl yanında yardımcılık yaptım. Gururla buradan da anıyorum. Ve rahmetle anıyorum. Kardeşim gibiydi. Aynı yaşlıydı. Yaşımız aynıydı. Ve bir Avrupalı teknik adam. Ve inanılmaz hoşgörülü. Dünya iyisi bir insandı. Rahmetle anıyorum. Buradan tabii hala eşiyle de burada görüşüyoruz, şey yapıyoruz. Diyalogumuz devam ediyor ama onur ve gurur duyduğum bir arkadaşım. İyi ki onunla çalışmışım. Çok şey öğrendim ondan. Ve sevgi ve saygıyla anıyorum. Rahmetle anıyorum. Hocam Tatangalan'ın gücünden bahsettik. Size bir sorun şu olacak. Biliyorsunuz pandemiden dolayı seyircisiz oynanıyor maçlar. Ki bunun sıkıntısını da genelde büyük taraftarı olan camialar çekti. Sizce de %20 olsun veya %30 olsun belli bir kapasiteyle artık seyirci dönemeye başlanmalı mı başlar? Kesinlikle başlanmalı. Hele Sakarya için mutlaka başlanmalı. Eğer yine söylüyorum burada Tatangalar olsaydı şu anda ben takımın başındaydım ve takım da liderdi. Bunu söyleyebilirim. Bu kadar etkili yani. Bu kadar etkili. Doğru. Ben geçmişi bildiğim için söylüyorum. İnşallah bundan sonra %30, %40 değil, %100'le şey yapar. Bu pandemide belası bir an evvel geçer. Onlar tabii da takımlarına buluşurlar ve çok büyük destek olmaya devam ederler. Sakaryaspor'da keşke olmasaydı dediği bir olay var mı hocam demiş bir seyircimiz. Ya şöyle tabii.
bu tür olaylarda bir tek olayla bağlantılı değil. Birçok şey, eğer bir başarısızlık varsa birçok noktada var. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Hata yaptım, şöyle hata yaptım. Benim birinci günden itibaren kontrolü hiç kimseye bırakmam lazımdı. Çünkü başkan o yetkiyi vermişti bana. Ben biraz demokratik olsun diye hepsini şey yapmayı, işin içine almaya çalıştım. Onun için de büyük hatalarımdan bir tanesi bu. Futbolda demokrasi olmazı bir kez daha öğrendim. Doğru. Son bir seyir sorusu da alayım hocam. Türk teknik direktörleri neden yurt dışına çıkamıyor diye bir soru var. Takım bulduk da gitmedik mi yani? Ama ben size şunu söyleyeyim. Türk teknik adamlar ya, alırken zaten bunu kimler gitti Türkiye'den şeye? Teknik adam olarak Mustafa Denizli'ydi. Kim gitti? Fatih Terim gitti. Bir kere Süper Lig'de çalışmanız gerekiyor. Bir. İkincisi yabancı diliniz olması gerekiyor ki mutlaka o şart. Böyle olmayınca da bizim Türk teknik adamların çok iyi yabancı dili yok. Bir. İkincisi biz şeylerle de çalışmadığımız için Avrupalı menajerlerle çalışmıyoruz. Bir de o tarafı da var. Yani bu işler menajer işi. Biliyorsunuz Avrupa'da. Menajerler sizi öneriyorlar. Önermediği sürece de başka yollarla gitme şansınız yok yani. Onun için Türkiye'deki teknik direktörler kolay kolay dışarıları çalışamazlar. Veya çalışamazlar derken yani bu tür bir teklif bile alamazlar diye düşünüyorum ben. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Saat geçmiş. Nasıl geçti ben anlamadım. Çok keyifli bir yayın oldu benim için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Seyircilerimize de teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı.